İyi bir doktor programından herkese iyi akşamlar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bu akşam konumuz Profesör Doktor Ahmet Hocal. Kendisi kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Bugün konumuz tabii konumuzla ilişkili. Kalp damar hastalıklarında, kalp damar cerrahisinde minimal invaziv yöntemler ne olduğunu ilerleyen dakikalarda hocamdan öğreneceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyicilerimiz her hafta bir taziye, bir baş sağlığı, bir kötü haberle yayınımızı açmak zorunda kalıyoruz. Çok da söylemeyi sevmiyorum ama söylemeden geçmek de saygısızlık olacaktır. Ülkemizde, Taksim'de, Ankara'da, Türkiye'nin her köşesinde, dünyanın her köşesinde vefat eden masum insanlara veya görev başında vefat eden görev adamlarımıza başsağlığı dilerim. Ne diyelim hocam? Söyleyecek de çok fazla bir şey yok. Maalesef. Programımız sağlık programı. İnsanların sağlığını dilemekten başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Bir doktor arkadaşım mı, bir eğitimcimizin mi çok güzel bir söz var. Doktorluk tebabet ölüme karşıdır. Yani bir gün sonra öleceğini bilseniz bile o dakika öldürmemeye çalışırsınız değil mi hocam? Yani tıp fakültesindeki yeminimizi hatırlayalım. Yani bizim dil, din, cins, ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanlığa karşı tavrımız bellidir. Evet. Sağlık programında herkesin sağlığına duacıyız deyip konumuza geçelim. Şimdi çok değerli hocalarımız geliyor iyi bir doktor programımıza. İlerleyen dakikalarda telefon numaralarımızı hatırlatacağım. Ben sosyal medyadan, Facebook'tan, Twitter'dan sorularımız var ama Facebook'tan istiyorum. Ben çok beceremiyorum bu sosyal medya makinelerini. Akıllı telefon diyorlar ama bu çok akıllı bir telefon. Makinesi bizden daha akıllı gibi beceremiyorum, yetişemiyorum. Facebook'tan görebileceğim yerlere sorular atarsanız, geçen haftaki soruları ben kaçırmışım arkadaşlar, daha sonra kızlar bana. O soruları biriktiriyorum ilerleyen haftalarda. Belki konu geldikçe döneceğiz. Bugünkü konumuz kalp damar hastalıkları. Ve bunlarla ilgili bazı önemli yeni gelişmeler var. Hocam onları biraz o nokta atışları yapmak istiyoruz. Onun için konumuzla endeksli gidersek güzel olur. Yoksa gene sorularınızı tabii arzu ederseniz cevaplamaya çalışacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Karşıdan geldiniz. Biraz trafik de vardı herhalde ama bilmiyorum. Var evet. Var değil mi? Tekrar teşekkür ederim değerli vakitlerinizden bize ve ekranların karşısındaki izleyicilerimize ayırdığınız için. Hocam kalp damar hastalıkları kardiyolojiyle kalple karıştırılıyor değil mi? Aslında karışmıyor. Günümüz anlayışında biz buna heart team diyoruz. Heart yani team. Kalp takımı. Yani tek başına kardiyolojinin veya kalp cerrahisinin yürüteceği bir şey olmaktan çoktan çıktı. Evet. Bir takım oyunu halinde, bir ekip anlayışı, birbirini engelleyici değil, birbirlerini tamamlayıcı, birbirlerine destek olucu, birbirlerinin sıkıntılarını giderici bir kalp ekibi diyoruz. Tıpkı bir team gibi. Yani dolayısıyla hizmet verirken nerede olursak olalım artık esprimiz kardiyoloji ya da kalp cerrahı değil, kalp timi, heart team diyoruz buna. Evet. Biz beraber aynı bir kalp gibi hareket ediyoruz. Biliyorsunuz kalp tek bir yerden başlayan spontan bir uyarıyla ve değişik ileti yollarıyla aynı anda hem kasılmasını hem gevşemesini sağlıyor ve dakikada en az 70-80. İşte bunu 60 saniye saniyeyle çarptığınız zaman dakika sayısı, dakikayı 60 ile çarptığınız zaman saat, onu 24 saatte çarptığınız zaman gün ve bir ömürle çarptığınız zaman korkunç bir sayı çıkıyor. Evet. Ve şunu hemen belirtmek istiyorum ki böyle spontane çalışan kalp gibi kalp ekibinin de eşgüdüm içerisinde çalışması başarıyı ve sağlığa ulaşmanın yollarının önünü açacaktır. İnşallah hocam. Bütün sağlık camiasını böyle bir sistematik içerisinde bile bağımlı hareket etmesi güzel oluyor tabii. Hocam daha belki programlarımızda bir hocamın çocuk kardiyolojisi, hocamın ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. İnsanın ilk anında kalp birkaç gün içerisinde, 3-5 gün içerisinde tam embriyolojik süreyi hatırlayamadım. Belki siz biliyorsunuz hocam. 8. 10. haftada başlıyor. Bir boru şeklinde oluşuyor önce ve atmaya başlıyor. Evet. Ve kalp durduğunda da canlılık bitiyor. Evet. Öyle diyoruz değil mi hocam? Evet, canlılık ve ölüm kalp aslında. Gayet tabii. Yani bir şekilde çalışmaya başlıyor. Evet. Daha hiçbir organı oluşmamışken bir tüp, bir boru şeklindeyken aslında insanoğlu evet. 10. haftada kalp atmaya başlıyor ve biz anne babalar olarak bunu ilk gördüğümüz zaman anımsayın, ne büyük bir heyecan yaşıyoruz. Tabii, aslında atan kalp ama ortada henüz cenin oluşmamış. Kalbin etrafında bir yaratılıyor. Gayet tabii. Yani her şey onun etrafında başlıyor. Evet. Ve oradan değişimlerle organlar oluşmaya başlıyor.
Dolayısıyla ama tabii dolaşımı sağlayan anne dolaşımı, ama kalp daha o dakikadan itibaren canlılığına başlıyor. Ta ki durana kadar. Durana kadar. O durduğu zaman beyin her şey duruyor, canlı kalabiliyor doku, ama evet, kalp durduğu zaman eks. Gayet tabii, gayet demiş. Dikkat ederseniz hani beyin ölümü gerçekleşmiş insanlarda kalp uzun süreler, hatta aylar, yılları alacak derecede çalışmaya devam ediyor iyi bir bakımla. Ama tabii beyinle kalp veya hiçbir organı birbirinden ayırmıyoruz. Tabii. Ama şunu söylemek gerekir. Vücutta beyin ve kalp oksijensizliğe en az tahammülü olan iki organ. Yani beyin ve kalp eğer kansız, dolayısıyla oksijensiz kalırsa ne yazık ki geri dönüşümü olmayan hasarlarla, evet, tekrar geri dönelim. Ve hocamın bu söylediği cümlenin ne kadar emniyetli olduğunu ilerleyen dakikalarda açacağız. Gayet. Aslında bugünkü konumuzun ana başlıkları bu kansız, oksijensiz kalmayla. Buna rağmen beyin de mutlaka öyledir ama kalp kesinlikle vefalı bir organdır. Evet, evet. Onu da söylemek istiyorum. Vefadan kastım ne? Yani daha 8. 10. haftada atmaya başlayıp son nefesimize kadar giden ve hiçbir dakika durmayan bu vefalı organ aslında kendisiyle ilgili sıkıntıları bize mutlaka alarme bulgularla veriyor. Zaten bizim, evet, konuşma örgümüz de bunun üzerine olacak. Evet. Hocam son bir cümlede bu konuyla ilgili söyleyeyim, konumuza geçelim. Başta söylediniz. Kendi elektriksel aktivitesini kendi uyarıyor değil mi hocam? Doğru mu söylüyorum? Gayet tabii. Yani kendi uyarılarıyla kendisi başlıyor, kendi ileti yollarıyla dağıtıyor ama biz onu tek bir hareket olarak, yani bir, evet, sistol ve bir diastol olarak görüyoruz. Bir kalp atımı bunlardan oluşuyor. Tıp çok güzel. Yeni nesil gençlere sesleniyorum. Yani tebabet isteyen varsa her bir noktası çok eğlenceli, çok keyifli. Doktorluk yapmak o kadar değil. Ama tıp öğrenmek çok keyifli, onu söylüyorum. Gayet. Hocam, şimdi kalp damar cerrahisiyle kardiyoloji, ben şundan sordum. Yani kardiyoloji de karışır, kalp doktoruyla karışır. Tabii ki uygulamalar cerrahi ve cerrahi olmayan şeklinde değişiyor ama anjiyo yapan bölüm hangisi hocam? Şimdi kardiyoloji, yani bizim olduğu için soruyorum. Kardiyoloji bizim öncül, yani tanıları koyan bir branşken giderek tanıları koyan ve tedavi eden de bir bölüm oldu. Tedaviye de başladı. Buna nasıl ulaştı? Eskiden kardiyolog işte bir kapak hastalığını ya da bir konjenital doğumsal anomaliyi, evet, teşhis eden ve bunu cerrahiye veren ya da anjiyosunu yapıp hiçbir şey yapmadan bunu cerrahi kararıyla cerrahlara veren bir meslek grubu iken, marketingde ve teknolojideki ilerlemeden sonra olay tamamen tersine döndü. Şimdi, evet, yani kardiyologlar artık bizim mesleğimizi neredeyse elimizden alacak derecede her şeyi yapar hale geldiler. Bu kötü bir şey mi? Hayır, iyi bir, evet, şey. Ama cerrahlar açısından şöyle bir sıkıntı oldu. Kardiyologlar o kadar fazla şeyi tedavi invaziv girişimlerle o kadar şeyi çok miktarda hastalığı tedavi edebilir hale geldiler ki, evet, cerrahiye anca onların gerçekten tedavi edemeyeceği çok ağır hasta grubu kaldı. Dolayısıyla maalesef bizim son yıllarda ameliyat sayılarımız düştü ama ameliyat etmek zorunda kaldığımız, evet, hastalar gerçekten çok sıkıntılı. Yani kalbinin geçirilmiş, evet, travmalar ya da enfarktüsler sonucunda yarısını kaybetmiş, asla stent konamayacak kadar kötü damarlara sahip, şeker hastalıklı, böbrek yetmezlikli, evet, hatta başka ek faktörleri olan kötü hasta grubu dediğimiz hastalarla biz çalışmaya başladık. Bu hem bizi yaşlandırmaya başladı, hem üzmeye başladı, hem de sonuçları açısından da bize uykusuz kara geceler yaşatmaya başladı. Evet. O yüzden ben bazen kardiyolog arkadaşlara takılıyorum. Yani sizler artık öyle bir hale geldiniz ki 8-10 yaşındaki çocukların Atari oyunları gibi ekran doktoru haline geldiniz. Gerçekten bu bir gerçek. Ne demek istiyorum? Şimdi bir invaziv kardiyolog için her şey televizyon ekranında teller vasıtasıyla kotarılan, başarılan bir oyuna dönüştü. Gerçek hasta hiçbir zaman yeşillerin altında ya da bir kasık ya da el bileği gözüken bir maket haline geldi. Gerçekten ciddi bir kriz anında ya da hastalık halinde müdahalede sanki bir yabancılaşma içerisinde görüyorum onları. Bunların örneklerini yaşıyoruz, biz, evet, müdahale ediyoruz zaten. Ama baştan söylediğim gibi biz artık olaya kardiyolog, invaziv kardiyolog,
cerrah, pediatrik cerrah, evet, damar cerrahı diye bakmıyoruz artık. Biz bir ekibiz diyoruz, evet, ve heart team diye bakıyoruz. Evet. O işin de şey tabii, mesai arkadaşlarınızla cilveleşme. Evet. Gayet. Ya tabii, sonuçta insan sağlığıyla ilgili. Yaptığınız işte ne kadar kıymetli iş olduğunu. Şimdi ben 10 yıllık hekimlik yapıyorum. Aktif aile hekimliği yaptığım için kompleks başka vakaları da görme şansım var. Yani kalbi, beyni, böbreği, her yeri aynı aslında bütüncül olarak görüyoruz. Öyle vakalar geliyor ki hocam, yatağa yatması bile riskli ama siz onları ameliyat edebiliyorsunuz. Yani evet, siz yatmakta zorlanan bir insanın ameliyatı yatırıp kaldırmak çok büyük beceri. Şimdi bakın, hemen öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, biz artık daha sıkıntılı, ağır hasta grubuyla çalışıyoruz. Evet, evet, bu doğru. Çoğu cerrah arkadaşımız aslında, ya da biz bile bunları ameliyat etmesek hani daha mutlu bir hayatımız olarak olur düşüncesinde olabiliriz ama Yani karışmayayım mı demeye çalışıyorum. Yani dokunmayayım mı? Yani dokunmasak biz daha mutlu oluruz gibi geliyor. Çünkü hakikaten çok sıkıntılı hastalar. Yani uğraşıyoruz. Hemen hemen dünyada ve yurdumuzda da bütün cerrah arkadaşlarımıza sorsanız bunu söyleyecektir. Evet. Yani eskiden böyle dört dörtlük fıstık gibi vaka denilen vakaların hiçbiri cerrahiye gelmiyor ne yazık ki. Bunların hepsi stentleniyor. Hı hı. Stent herkesin işine geliyor. Aslında bizim de işimize geliyor. Yani biz de bir öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalsak ilk aklımıza stent gelecek. Bizim bile. Evet. Ama bir de madalyonun öteki tarafı var, öteki yüzü var. Ya da ayın arka yüzü var, görünmeyen. Orada ne var? Orada erken stent stenozları var. Stente ait komplikasyonlar var. Giderek mikroembolizasyon nedeniyle distal damar yatağının tamamen artık kanlansa da fayda edilmeyecek kadar bozulması. Yani uç yani kas içerisindeki ufak arteriyöllerin tıkanarak artık kanlandırsanız bile kâr edilmeyecek kadar taşlaşmış bölgeler oluşturma gibi sıkıntılı durumları var. Evet. Dolayısıyla hani stent güzel ama çok uygulanıyor ama bir de madalyonun öteki tarafı var. Çünkü kardiyolog stentini koyuyor, en güzel işi yapmış oluyor. Hasta da bayılmıyor, işte ne bileyim orası burası kesilmiyor, hastane kısa kalıyor ve işine gücüne dönüyor en kısa zamanda. Bu ideal bir sonuç. Bu görünen hani bardağın dolu tarafı. Evet. Boş tarafında ise bu tip sıkıntılar var. Hocam, heart team dediniz ya, kalp takımı dediniz ya. Siz şimdi o zaman kardiyologlarla bir araya gelip belki invazif konsey yapıyoruz tabii. Her vakayı konuşuyoruz. Konuşuyoruz yani tabii. Bu hastayı konuşuyoruz ve konuşmalıyız. Eskiden bu gelenek rutindi. Tartışıyor musunuz hocam orada? Tartışıyoruz tabii. Korokor tartışıyoruz ama oradaki paydaşımız ne? Hı-hı. Hastanın sağlığı. Çünkü hastalık yok. Hasta var. Evet. Her hastada farklı bir gelişim yani gösteriyor. Hastaya biz stent taksak mı daha uzun ömürlü, sağlıklı olur? Stent değil de direkt ameliyat operasyonu. Şimdi bazı gold standartlar var dünyada. Evet. Yani işte evrensel kurallar var yani. Gayet de mesela diyabetik ek faktörleri olan 3 damar hastasında, kötü damar yapısında cerrahi altın standart olmasını koruyor. Evet. Yani bizim de diyabet bol olduğu için. Bir değil. Yani 1 milyon üzerinde yapılmış meta analizlerde çıkan sonuç bu. Yani diyabetik 3 damar, kötü damar hastasında stentlemektense ameliyat yapmak hala altın standart özelliğini koruyor. Yani ilk tercih edilecek yöntem olmalı. Neden? İşte dediğim gibi stentin bu tip hastalarda erken tıkanma olasılığı yüksek. Evet. İşte dediğim gibi distal damar yatağını kilitleme riski yüksek. Onun dışında ek damarlarda stentlenmemişse sıkıntı olma ihtimali yüksek. Cerrahinin adı, yani ameliyatın adı biraz korkutucu gelse de İnanın bir ay sonra, yani bir ayı bile bulmadan ameliyat olan hastalarımıza soruyoruz. Çevrenizde sizin ameliyat olduğunuzu bilmeyen yakınlarınız ne diyor? Şaşırıyorlar diyorlar ameliyat olduğunuzu duyunca. Yani inanılmaz bir iyilik haline geliyorlar. Neden? Cerrahi bu grup hastada üstün kılan nedir? Bir tanesi bizim de tabii bu korkunç kardiyoloji, invazif kardiyoloji saldırılarına karşı bugün de konuşacağımız bazı şeylerimiz var. Evet. Yeniliklerimiz var. Ne onlar? Bir kere perfüzyon tekniklerindeki ilerlemeler, cerrahi tekniğin düzelmesi ve süratli yapılır hale gelmesi, ek bir takım önlemlerle komplikasyonların en aza indirgenmesi, iyi bir ameliyat öncesi hazırlık. Evet. Bütün bunlar bizim cerrahi sonuçlarımızı da en asistent kadar yüz güldürücü kıldı. Özellikle dediğim gibi bu 3 damar, kötü damar ve diyabetik hasta grubunda altın standart olma halini korumasındaki en önemli sebep bu.
Bizim ek silahlarımız ne? Biz bazı ameliyatlarımızı artık çalışan kalpte yapıyoruz. Neredeyse bazen çoğunu. Yani kalbi hiç durdurmadan, kalp çalışırken bypasslarımızı yapabiliyoruz örneğin. Evet. Bu ne demek? Aslında hasta basit bir apandisit ameliyatı oluyor gibi bir travmaya uğruyor demek. Kalbi durdurmadığınız için riski Gayet veriyoruz. Tabii. Kalp akciğer pompasına girdiğimiz her ameliyatta kalp durdurulduğu için bir vücut dışı dolaşım sağlandığı için bunun bir travmatik etkisi var. Bunu kabul etmek zorundayız. Ama atan kalpte yaptığımız ameliyatlarda bu sıkıntılardan ağrı olduğumuz için hasta çok çabuk yoğun bakımdan çıkıyor, çok çabuk hastaneden çıkıyor. Biz şu anda standart yaptığımız en ağır grup hastada bile hastalarımızı genellikle bir gün yoğun bakımda tutuyoruz. 4-5 gün içerisinde de evine taburcu ediyoruz. Yani bu kadar hızlı bir iyilik haline gelebiliyor hastalarımız. Yani burada vurgulamak istediğim ikinci mesele şu. Yine özellikle genç hastalarda bizim bir atraksiyonumuz daha var. Bu grup hastada hem minimal kesilerle bu ameliyatı yapmaya başladık. Ne demek minimal kesi? Hı. Mesela bütün sternumu, yani imam tahtasını boylu boyunca kesmeden T ya da J dediğimiz minik insizyonlarla kalbe ulaşmak. Evet. Ufak kesilerle 8 santim, 10 santim. Sadece kozmetik değil. Akciğer fonksiyonlarının korunması adına da bu önemli. Ve oradan o bypassları yapmak. Bunun daha da ötesi var. Maliyeti çok yüksek de olsa mesela robotik surgery dediğimiz robotik cerrahi var. Siz bir konsolda bu ameliyatı yapıyorsunuz. Sizin el hareketlerinizi taklit eden bir robot o hastaya minimal invaziv yöntemlerle, laparoskopik yöntemlerle örneğin bypass ameliyatını yapıyor. Laparoskopik bypass'tan bahsediyorsunuz. Evet. Yani robotik cerrahi. Bunlar yapılıyor mu hocam şu an? Bunlar yapılıyor. Türkiye'de Kaç de yapılıyor. Yani şu anda hani marketing olarak çok yüksek fiyatlarla her hastanede yok. Çok mu gerekli? Evet, pioneering için yani öncülük için yapılmalı. Yaygınlaşmalı. Gayet tabii maliyeti de düşmeli. Evet. Örneğin ben çalışan kalpte çok daha ucuza ve hızlı yapabileceğim bir ameliyatı, bir robotik cerrahi yapacağım inadına açıkçası 3 saatte 4 saatte o hastaya reva görmem. Şu anda benim görüşüm o. Ama bir gelişim çizgisi açısından her yerde değil, belli kişilerin bu konuda uzmanlaşmasıyla yapılmalı. Evet. Ayrıca kalp cerrahisinde olsun, kardiyolojide olsun herkes her şeyi de yapmamalı. Yani bir konuda örneğin çok iyi bir hale getirmeniz kendinizi daha fazla yararlı olacaktır. Evet. Ama günümüz pratiğinde tabii pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisini bir kenara koyarsak maalesef günlük pratikte biz damar ameliyatı da yapıyoruz, aorta ameliyatı da yapıyoruz, bypass da yapıyoruz, kapak artı bypass yapıyoruz, doğumsal anomalileri de ameliyat ediyoruz. Ama günümüzde artık bunlar da spesifiye olmuş durumda. Yani büyük bir kalp timinin içinde bu tip minik timler de var artık. Örneğin sadece aortla uğraşan bir ekip var büyük gruplarda. Sadece damarla uğraşan ya da venöz cerrahiyle uğraşan bir laboratuvar var. Orayı bu konuda spesifiye olmuş arkadaşlarımız götürüyor. Bizim de hedeflerimiz yani bizim kendi heart team'imizi üniversal boyuta getirmek ve büyütmekteki ana vizyonlarımızdan biri de bu. Yani biz de böyle olayları delege ederek kendi bünyemizde bu tip branşlaşmaya gitmeyi düşünüyoruz açıkçası. Yani önümüzdeki süreçlerde. Dolayısıyla o zaman her şey daha derli toplu olacak ve daha koordinasyon içerisinde olacağını düşünüyoruz. İkinci bir esprimiz de özellikle genç hastalarda bizim stente en büyük alternatif sözümüz şudur. Biz arteriyel graft kullanırız. Ne demek bu? Malum eskiden beri bilinir ki bacaktan damar alınır kalbe takılır. Evet hala standart bu. Bacaktan alınan damar kötü müdür? Hayır değildir. Eğer iyi damara iyi bir teknikle uygulanmışsa 20 sene 30 sene açık kaldığını biz artık anjiyolardan biliyoruz, görüyoruz. Yayınlar da böyle zaten. Ama şunu da biliyoruz. Örneğin LAD dediğimiz asıl kanı vücuda atan sol ventrikül kitlesini besleyen ana damara eğer siz LITA dediğimiz ya da LIMA diye tabir ettiğimiz göğüs atar damarını kullanırsanız ki o bir ucu vücuda bağlı bir ucunu bypass yapıyoruz. Yaparsanız 20 sene açık kalma oranı %90. Evet. Ne demek bu? Siz böyle bir hastaya sadece bir arteriyel graft kullandığınız anda 3-4 damar hastası bile olsa diğerlerini bacaktan bile kullansanız bu hasta ani ölüm nedeniyle ölmeyecek demektir. Bakın stent tıkanabilir. Evet. İyi yapılmış ve iyi gelişmiş bir lima anastomozu tıkanmaz.
Yani 20 sene açık kalma oranı çok yüksek bir oran. 10 sene %95. 10 sene %95. Ne demek bu biliyor musunuz? O hasta kalp yetmezliğinden ölmeyecek demek. Ön sistemden geçireceği ciddi bir enfarktüs sonucu ölmeyecek demek. Çünkü ister stent takın, ister ameliyat yapın. Bu yaptığımız prosedürlerin iki tane ana amacı var. Stratejik amacı var. Bir tanesini bu hastalık öldürücü bir hastalık. Bakın insanlar kalp hastalığından ölürler. Bunda garipsenecek bir şey yok. Ne zaman ölürler? Geç tanı konursa ölürler, geç müdahale görürlerse ölürler, yanlış müdahale görürlerse yine ölürler. Ne zaman yaşarlar? İşte o vefalı organın kendine verdiği alarme bulguları ciddiye alıp bir kardiyolojik check-up'tan geçerlerse ve erken tanı konursa ve en doğru yöntem kalp timinin ortak konseyinden çıkacak kararla doğru tedavi olursa kurtulurlar. Hocam şöyle yapalım. Ben şimdi öyle büyük bir keyifle dinliyorum sevgili izleyiciler. Yani hocamın anlattıklarını. Araya birkaç tane soru geldi aklıma. Unuttum. Yeni gelen soruyu kaçırmamak için sözünüzü böldüm. Hocam. Buyurun. Sağlıklı bir insana. Şimdi erken yaşta stent hani belki biraz ameliyat olmayayım psikolojisiyle isteniyor olabilir ama. Kaç yaşında kardiyolojik time, kalp doktoruna, işte kalp damar cerrahı, yani o ekibe kaç yaşında görünmek lazım? Şimdi, sağlıklısınız. Bakın asıl tsunami'yi daha toplumlar yemedi. Evet. Ne demek tsunami? Yani bu ölümcül kardiyak komplikasyonlar tsunamisinden bahsediyorum. Eskiden iyi kötü, ben hep öyle derim. Biz geçen yüzyılın çocuğuyuz. Evet, iyi kötü. Şimdiki işte bizim bizden türeyenler ise bu jenerasyon. Yani milenyum kuşağının çocukları. Şu anda biz iyi kötü yine bir doğal beslendik. Temiz oksijen soluduk. Ne bileyim bahçelerde, sokaklarda oyun oynadık. Biraz daha geride. Evet, oyun oynadık. Ne bileyim ninemizin ekmeğe sürdüğü köy yoğurdunun üzerine şeker serpip yazları da olsa yiyebildik. Ne bileyim bir daldan ceviz koparıp. Hocam evet, bunları yapabildik. Ama şimdiki jenerasyon ne yazık ki ne yiyor, ne içiyor ve onlarla biz ne yiyoruz, ne içiyoruz. İnanın ben şüpheler içerisindeyim. Evet. Dolayısıyla bu beslenme anarşisi içerisinde bu tsunami dalgası bize ne gibi hastalıklar getirecek? Herhalde öncül getireceği hastalıklardan bir tanesi daha feci bir kardiyak hastalık tsunamisi gelecek diye düşünüyorum. Bakın kontrol edilemeyen bir obezite var. Erken başlayan tip 2 diyabet var. Artık çok genç yaşlarda tip 2 geç yaşta olmasını bekliyoruz. Beklenirken hani 50'li 60'lı yaşlarda beklenen tip 2 diyabet artık ne yazık ki 40 yaş hemen altında başlamaya başladı. Biz buna genel olarak metabolik sendrom diyoruz zaten. Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir dönemden, ara dönemden geçiyoruz. Ve kalp hastalıkları daha öldürücü olmaya devam ediyor. Ve maalesef son derece de yaygınlaşmış vaziyette. Bir telefon numaralarımızı hatırlatayım sevgili izleyicilerimiz. 642-34-24 telefon numaramız. İstanbul alan koduyla 642-34-24. Bir daha not alın. 642-34-24 İstanbul olan kodu 0212. Arkadaşlar hatırlatacaklardır. Facebook'tan da sorularımızı alabiliriz. Twitter'dan da soru geliyor ama ben onları şu anda gözlemleyemiyorum. Facebook'tan alabilirsek çok güzel konu. Hocam da çok güzel noktalara temas etti. Hocam şimdi sizin söylediğiniz nokta benim hekimlik bakış açısından çok önemsediğim bir nokta. Yani kendiniz diyabet olmuşsunuz, kalp damar hastalığı probleminiz var, başka başka ilaçlar, poşet poşet ilaç kullanıyoruz. Bizim memlekette artık ilaca ulaşabilmekten gurur duyuyoruz. Yani poşet poşet ilaç kullanıyor olmaktan gurur herkesin duyuyoruz. Bir eczanesi var evinde. Tabii hocam. Bir müddet sonra daha bunlar hayır kuruluşlarına bağıştırır bir de yani. Kullanmıyorum evet, hayırlısı. Ya da yani, kullanmıyor olduğum ilacın evde olması komik bir şey. Yeni nesli kurtarmak en önemli önceliğimiz. Sizin bu söylediğiniz cümle çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. Yeni nesli kurtarmazsak, şimdi siz cerrah olarak yetiştiniz değil mi hocam? Kaç yıldır cerrahlık yapıyorsunuz? 30'a yaklaştı. Yani bir cerrahın yetişme süreciyle diyabet hastası ve kalp damar hastası yetişme sayısı arasındaki hesabı yaparsak birkaç sene sonra ameliyat yapacak hekim de bulamayacağız. Haksız mıyım hocam? O da var. Bir de bizim ameliyat ettiğimiz hastalarda biz görüyoruz. Diyabetik olmayan hasta sayısı çok azaldı. Çok azaldı. Yani her yaş grubu için söylüyorum artı. Artık herkes diyabetik hastası. İşin bir vahameti daha var. Bu yaşlar aşağı çekildikçe ne yazık ki miyokard enfarktüsünün ölümcül kalp krizini, ölümcül komplikasyonları daha sık rastlanıyor. Neden? İyi kötü iskemiye alışmış bir kalp. Örneğin 60'ında 70'inde 60'ında bir enfarktüs geçirecekse yan kolateralerle işi kurtarabiliyor. Evet. Çünkü vücudun da kendi hani halk arasında bir laf var. Vücut kendi kendine bypass'ını yapmış. Böyle bir laf var.
Bazen görüyoruz bir damarı tıkanmış, öteki damar boylu boyunca onu dolduruyor. Arada bir göğüs ağrısı oluyor da dinliyor. Oluyor, gidiyor. Ha, idare ediyor. Ediyordu. Ama genç hastalarda idare şansı yok. Bazen ilk belirti ölümdür. Bakın hep duyarız. Tanı yöntemi. Halı sahada top oynarken aniden düştü öldü. Evet. Bakın ameliyathanenin ya da yoğun bakımın kapısında kalp krizinden ölebilirsiniz. Maalesef bunun en trajik örneğini geçtiğimiz aylarda rahmetli Mustafa Koç'ta yaşadık. Her şeyi olan bir insan, ventrikül fibrilasyon dediğimiz ve kalbin bu şekilde durmasıyla sonuçlanan bir süreç sonucu yaşama döndürülemedi. Bunu hastane kapısında ve hastanenin içinde bile bu başımıza gelebilir. Dolayısıyla kalp hastalığı öldürücü bir hastalıktır. Meslekte tecrübe ettik hocam. Sizin kadar olmasa da öyle binde bir de olsa kalple şaka olmayacağını gördük. Asla şaka olmaz ama buna rağmen kalp yine de vefalı bir organdır. Dayanıklıdır. Yani çırpın, direnir, mantanır. Kendini öyle salmaz. Mutlaka bir toparlayıcı yan bir süre verir. Ama işte genç hastalarda bu olasılık düşüyor. Yani örneğin hatalı beslenmiş, metabolik sendroma girmiş, tip 2 diyabeti olmuş, aşırı miktarda tütün kullanan, alkol kullanan, yemesine içmesine asla dikkat etmeyen, stres içerisinde yaşayan, işte özellikle kent yaşamında bütün bunların hepsi var maalesef. Genç insanlara söylemek istiyorum ki gerçekten bu hastalık belirti verir. Göğüse yaygın olarak yayılan, tek bir nokta değil. Evet. Yaygın olarak yayılan yepyeni bir ağrı tarzı. Bugün bu ağrı bilmediğiniz, değil. Bilmediği bir lisanla. İlk defa oldu bana. Bir taşla ezer gibi ya da yanma gibi, sanki buraya bir ateş atılmış gibi bir ağrıyı hisseder. Bu esnada soğuk terleme olur. Ve bu ağrı sol kola, boyna, çeneye, sırta, mideye, gaz sancısı da zannedilebilir, hissediyor. Bu özellikle eforda oluyor. Durduğu zaman 2-3 dakika içerisinde geçiyor ise bunun bir anjina pektoris olma olasılığı, yani göğüs ağrısı olma olasılığı son derece yüksektir. Evet. Yapacağı şey derhal bir kardiyolojik check-up'tan geçmektir. Kardiyolojik check-up nedir? Bütün biyokimya profili alınır, düz bir EKG'si çekilir, ekokardiyografisi yapılıp ventrikül fonksiyonlarına veya kapak bozukluğu var mı yok mu onlara bakılır. O şeritli çizgi. Şerit. Ultrason artı bir de sensitivitesi oldukça yüksek olan bir efor testi yaptırmasını biz öneririz. Treadmill testi, koşu testi. Bu son derece spesifik bir testtir. %97 güvenilir sonuç verir. İşte bu esnada göğüs ağrısı olup dinlenmede ya da koşarken EKG değişikliği olur ise, İskemik bir değişiklik bulgusudur bu. Pozitif sonuçlandırırız testi. Bazen durdururuz. Hı hı. Ve bu hastanın hemen anjiyo olması gerekir. Anjiyo nedir? İnvazif kardiyologlar tarafından uygulanan, aslında biz de damarlarda biz de yapıyoruz artık. Kateterler yoluyla, genellikle kasıktan ama son yıllarda radyal arter yoluyla da kolaylıkla yapılıyor. Daha kolay. Hı hı. Hastanede yatış da gerektirmiyor. Kalbin damarları boyalı maddelerle, radyoopak madde dediğimiz damarlarla görünür hale geliyor. Bu esnada da filmi çekiliyor. Kalp çalışırken, kan koroner damarlardan giderken, bu boyalı maddeyle giderken o damarı bize görünür kılıyor. Biz de baktığımız zaman bu damarlarda ne kadar darlık var, tıkalı mı, değil mi, kalp fonksiyonları nasıl görürüz. Buna göre de otururuz, heart team olarak deriz ki, şu damarına şöyle yapalım, bu damarına ameliyat edelim. Ya da toptan hepsini stentleyelim ya da ameliyat edelim diye bir karar veririz ve bunu uygularız. Günümüzde heart team'in bize sağladığı en önemli esprilerden bir tanesi de hibrit cerrahi. Bakın artık bizim, hatta daha da ötesini söyleyeyim, ameliyathanelerimiz artık hibrit ameliyathane. Ne demek? Hem ameliyathane hem anjiyo salonu. Evet. Acil bir hasta geldi örneğin. Biz o hastayı o hibrit bir ameliyathanede heart team olarak aldığımız zaman o hastayı aynı anda ameliyat da yapabiliriz. Bir takım damarlarına stent koyabilir. Diğer damarlarını çalışan kalpte yapabiliriz. Hatta daha da enteresan girişimsel radyoloji dediğimiz yeni mucizevi bir branş daha var. Onlarla da kombine ederek bir sürü başka cerrahinin çözemeyeceği dertleri aynı anda çözebiliriz. Yani daha böyle uzaysal bir şemaya dönüştü. Evet hocam, birkaç hafta evvel Başar hocamla bir programdaydı. Evet.
Ben belgesel seyrediyormuş gibi dinledim. Öyle söyleyeyim. Evet. Hakikaten uzay. Ya bir rüyalar alemi yani gibi. Bu konulara ilgili birisi için çok ağzım açık dinledim. Evet. Zaten Başar'la beraber çalışıyoruz. Son derece genius, yetenekli bir arkadaşımız. Evet. Çok da uyum içerisinde, onu da çok seviyoruz. Dolayısıyla hani bir anda yapabileceklerimizin sınırı kalkıyor. Evet. Böyle bir ameliyathaneyle ve böyle bir ekiple. Her şeyi yapabilir gibi hissediyoruz yani kendimizi ve yapıyoruz. Hocam şöyle mi anlıyorum? Şimdi görüyorsunuz belli bir yaştan sonra insanlar genelde artık biraz böyle korktular. Hemen hemen herkes bir koroner değerlendirmeye giriyor çıkıyor. Yani kalbine baktırıyor diyeyim. Ama akut karın göğüs ağrısı olan bir insan bir anda böyle bir merkeze geldiğinde hemen orada değerlendirme, hemen müdahalesi o anda yapılıyor. Tabii. Bayağı hayat kurtuluyor. Bakın ona bayağı kapı, evet kapı. Girişim süresi derler. Artık günümüz yayınlarında sonra, kapıdan sonra kaç dakika sonra stentlendi ya da ameliyat oldu. Bunun süresi var. Erken ne kadar yapılabiliyor musun? Ben kendi pratiğimden söyleyeyim. Bu 10 dakikada gördüm. Tıraş olmak kadar. Ve bu restorasyon yapılarak yani kalp akciğer masajıyla içeri alınıp o arada 2 gün sonra yürüyerek evine giden hastalardan bahsediyorum. Yani sokakta 5 metre ötede ölmüştü bu insan. Çok enteresan. Evet. Hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani şimdi biz de işin magazin boyutu, şimdi sağlık programı yapmaya çalışıyoruz. Yani ben 20 yıldan beri televizyonculuk ekranında. Evet. Fakültesine başladım, yıllarda bu işe başladım ve tebabetle birlikte sağlık programını götürmeye çalışıyorum. O bilimsel konsantrasyonun dışına çıkmamak için çok uğraşıyorum. Kirli bilgi mi çok fazla var? Yani böyle insanlarda yani gereksiz anjiyo, gereksiz stent, gereksiz bypass yani aman öyle bir felsefe olabilir mi? Yani bunu yapabilen ekipler olabilir mi hocam? Böyle bir korku mu var? Şimdi biz de tabii bunu bir şehir efsanesi olarak eski yıllarda hep duya geldik açıkçası. Evet. Yani ama hiç böyle bir yani ihtiyacı olmayan bir insana böyle yanlış bir yolda hiçbir zaman yürümedik. Yürütmedik de beraber olduğumuz arkadaşları. Dediğim gibi işte hard team olmanın esprisi buradadır. Eğer çalıştığınız kurum bu bir üniversite hastanesi olabilir, bu bir devlet hastanesi olabilir ya da bir özel hastane olabilir. Evet. Dolayısıyla ekibin ve ekibi oluşturan hekimlerin hekimlikten önce çok iyi insanlar olması lazım. Dürüst insanlar olması lazım. Dürüst olmayan bir insan istediği kadar başarılı işlere imza atsın, bana göre iyi bir insan ve iyi bir hekim değildir benim bakış açıma göre. Dolayısıyla bu tip spekülasyonları içinde olmak kişiyi yüceltmez. Uzun yol da aldırmaz. Eğer bir kurumda çalışıyorsanız orada her şeyin bilimsel ve ahlaki sınırlar içerisinde olması lazım. Yani hiç ihtiyacı olmayan insanlara anjiyo yapılır mı? Bakın, atipik göğüs ağrısı dediğimiz bir grup hasta var. Bunlara ya senin bir şeyin yok deyip sırtına sıvazlanıp o akşam ya da 2 saat sonra ya da 1 ay sonra ölen hastalar var. Bir de böyle bir durum var. Sabahına akşamına. Bir de böyle bir durum var. Yani şimdi birazcık hekimlik sezgisel bir şeydir biliyor musunuz? Hani işte o yüzden diyorum eğer hekim aynı zamanda iyi ve dürüst bir insansa gönül gözüyle de bunu görür zaten. Tabii. Biz buna aklı hikmet diyoruz. Yani hekim aklı hikmet. Ben 6. istiyordum demek ki 3 aşağı 5 yukarı. Yani akıl tek başına yetmez. Hı-hı. Birazcık da hissetmek, koklamak lazım. Evet. Mesela biz o meslekte çalışan hocaların çok hissettiği şey hocam. Yani tabii. Bir şey bazen hissedersiniz. Yani bu hastada bir sıkıntı olacak dersiniz ve ona daha çok özen gösterirsiniz ve o olur biliyor musunuz? Evet. Hissedersiniz, evet. Yani böyle ben mesela insanlara senin bir şeyin yok hadi bakalım bir dolaş gel bir yerlere tatile git falan demeyi hiç sevmem. Senin derdin psikolojik demeyi sevmem. Evet. Çünkü hiçbir hasta sebepsiz ya da size bir şikayet söylemez aslında. Bir sebebi vardır. İyi okumak biz lazım. Biz onu tam algılayamamışız. İyi okumak lazım. Bir de hangi işi yapıyorsanız yapın bu hekimlikte birazcık daha önemli. Çünkü biz ölümle yaşam arasında çok sınırdayız. Yani kardiyoloji ve kalp cerrahisi olarak hakikaten kendinizi bu işe vakfetmeniz lazım. Yani 24 saat hazırlık bir meslek bu. Mesela bizim hiçbir uykumuz saf bir uyku değildir. Çünkü gece 2'de kalkıp çok ağır bir ağır cerrahisi ameliyatına girebiliriz. Ya da gündüz ameliyat ettiğimiz hastalardanla ilgili acaba şimdi ne oldu, şurası ne oldu diye düşündüğümüz, uykusuz kaldığımız zamanlar çoktur. Yani hekimlik aslında birazcık böyle bir iştir. Yani bütün ömrünü vakfedeceğin bir iştir. Hiçbir zaman uzak bir yere gidemezsin. Bir yerlerde gidip arkadaşlarınla ne bileyim bir mühendisin eğlendiği gibi eğlenemezsin. Öyle hekim hocalarımız var ki yani bulunduğu bölgede o işi yapan tek insan. Tabii.
Yani şimdi hep söylüyorum, izleyicilerimizden bana kızan da var. Mesela Anadolu'da bu çok. Ben senelerce Anadolu'da çalıştım. Bölgede hocam, ilde değil, bölgede. Bakın gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Yani sizden bir kişi var. Yani. O vicdan ister. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mesela bir hukukçu gidebilir. Ne olabilir ki en fazla? Dava geçebilir miyim hocam? Hayır, daha programlı değil. Acil neyi olabilir? Acil bir dava. Doğru diyorsunuz hocam. Yani bizde acil her an her şey oluyor. Bakın şimdi konuşurken ben koşura koşura hastaneye gidebilirim. Evet. Garantisi yok. O yüzden hani hekimlik hakikaten kendini vakfetmeye sevgili izleyicilerim, icabın ne olduğunu biliyor musunuz? Başka meslek gruplarında var mı da bilmiyorum. Vardır. Bekçilerde vardır. Yani bir fabrikada bir şey olur, koşarsınız gibi. Hava her gece icap. İtfaiyecilerde olabilir. Olabilir, olabilir. Yani gece uyuduğunuz zaman polislikte olabilir. Olabilir. Var hocam. Yani pek çok meslekte var adam. Tıpta icapçılık, öyle arkadaşlar tanıyorum ki bulunduğu ilin ilçesinin, ki bunlar milyon kişilik ilçeler, tek doktoru yani. Bu iş yapan tek insan. Yani 30 gece boyunca. Mesela anestezi uzmanı olabilir. Nasıl gidebilir? Gidemez. Gidemez. Eşofman ile pijamasıyla gelir oraya, bakar, değerlendirir. Yapacak bir şey yok. Gidemez. Her gün hastanede. Gidemez. Yani evde ama aslında hastanede. Tabii. Aslında hastanede. Ya ben söylüyorum. El üstünde tutmak lazım. Lütfen öyle yapalım. Hakikaten çok zor yetişiyor. Hocamın mesleki tecrübesi 30 yıl. Yani hocam kaç yıl cerrahlık yapabilir insan? 75 yaşına kadar cerrahlık yapabilir mi? 75-80 uzatılır mı? Aslında tabii bu devamlı adrenalin çizgisinde dolaşılan bir alan bu. Çünkü ben biraz bağımlılık biraz da yapıyor. Yani stres ve gerginliğe ve yorgunluğa bağlı. Ama artık bu bir yaşama biçimi haline evet. geliyor. Yani bununla yaşamaya aşık oluyorsunuz. Yani bizim mesela yoğun bakım hemşireleri için de öyledir. Ameliyat hemşireleri için de öyledir. Yani mesela bir ameliyat hemşiresi mesleği bıraktığı zaman adapte olamaz dışarıdaki yaşantıya. Ya da yoğun bakım hemşiresine verirsiniz şeye, çok rahat bir servise. Hadi artık sen çok emek versin. Depresyona girer. Bizde de öyle. Yani biz hem şikayet ederiz ama hep o adrenalin içinde olmayı severiz. Çünkü bana derler mesela, nasılsınız hocam derler. Benim lafım çok bellidir. Hastalarımız iyiyse biz çok iyiyiz. İyi, çok güzel hocam. Fazla vaktimiz kalmadı galiba arkadaşlar. Kaç dakikamız var? Tamam. Geçen hafta böyle bir daldık programı. Son dakikada aniden kapatmak zorunda kaldık. Ben çok fazla söze girmemek için soruyorum bu soruyu. İzleyicilerimiz bazı sorular gelmiş. Yani kalp damarla ilgili çok sorumuz yok. Birkaç tane sorumuz var geçen haftaki konularla ilgili ama onların ben internet ortamından cevabını vereyim. Konumuzun dışında. Konumuzda da birkaç küçük soru kaldı. Onları soracağım da. Hocam bir tane soru var. Onu benzerini sorayım. Şöyle bir söz oluyor. Yani bana bypass dediler de ben stent taktırdım. Konuştum doktorlarla falan. Bu nedir hocam? Olabiliyor mu böyle bir şey? Yani doktorlarla konuştum, sen taktırdın. Hastanın önerisini dikkate alıyoruz tabii ki. Yani hastayı zorla ameliyat edecek değiliz. Ama bu nedir? Yani bypass önerilen bir hastanın... Şimdi stenti çok ehil ellerde, çok iyi yapan kişilerle çalıştım ben, çalışıyorum ben. İstemedim bypass'ı, stenti hallettik. Evet, bunu yapıyorlar. Bu da yaygın aslında. Evet, sanıldığından fazla yaygın. Onun için seçtim. Bu da ameliyatın adının hani korkunç gelmesinden kaynaklanıyor. Hı hı. O yüzden hastalar hemen stente kaymayı hocam, çok seviyor. Hocam o şeyde sizin başta anlattığınız gibi sternomu, iman. İşte bizim de buna karşı silahlarımız minik insizyonlar. Onu yapıyor muyuz hocam? Yapıyor musunuz? Yapıyoruz tabii. Ya, ama bakın şunun altını çok iyi çizmem lazım. Evet. Şimdi bizim de kendi aramızda böyle aşırı atraksiyon meraklısı cerrah arkadaşlarımız var. Ben buna karşıyım. Efendim yok koltuk altından girerek kapak değiştiriyorum. Yok şuradan bilmem girerek bilmem ne yapıyorum gibi espriler var. Bunlar yapılıyor mu? Bunlar deneme. Hayır şey. Deneme değil. Böyle yöntemler var. Tanımlanmış. Bakın yöntem. Bunlarla trend yapmaya karşıyım ben. Yani bir insanın kendi özgeçmişinde örneğin 3000-4000 tane bypass yaparsınız. İşte bilmem 1000 tane, 2000 tane kapak ameliyatı yaparsanız normal eski yöntem, standart yöntemle bunların redularını yani ikinci kez bunu, kapakları değiştiriyoruz bazen. Bunları yaparsınız, meslekte yıllanırsınız, herkes de bunu bilir. Ondan sonra dersiniz ki ben bu usulü de uygulamak istiyorum. Ve uygularsınız, kimse sizi garipsemez. Ama zaten bunları yapmayan, yeteri kadar yapmayan bir insanın işte bir internet sitesi kurarak evet. Ben koltuk altından şunu yapıyorum, oradan uçurtma uçuruyorum gibi abuk subuk işlere girmesine ben karşıyım. O çok hocam ama ya. Bakın, burada ben rantiyi ararım. Tabii. Biz bu iş, bakın doktorluk mesleği rant için yapılmaz. Evet, çok güzel hocam. Yapılmaz. Bu bir aşktır çünkü. Aşkın parasal karşılığı olursa onun adı başka bir şey olur. Dolayısıyla ben bu konuda biraz
sert köşeliyim. Bence insan işini yapmalı, bildiği en iyi şekilde yapmalı ve çok iyi yapmalı. Hocam ben onlara şöyle diyorum. Yapmazsanız sıkıntı var. Tabii bazıları hocam seviyesinde, benim bilgi birikimim çok 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 daha aşağılarda. Tıp star olmamak lazım hocam. Gayet tabii, ama şimdi günümüzün popüler kültür anlayışı her şeye sirayet ediyor. Evet. Yani sanata bakıyorsunuz, kullan, buruştur, at. Ne bileyim işte magazinel olaylara bakılıyorsunuz, yine hep aynı espriler var. İşte bir dinlediğiniz şarkıyı 6 ay sonra unutuyorsunuz. Yani bu kadar kolay tüketilebilir bir şimdi dönemden geçerken. Talep, hani arz talep meselesi var ya. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, talebinizi de güzel tutun. Şimdi doktor bey, insan hayatı magazinleştirilemez, evet, trendleştirilemez, buradan nemalanılamaz. Bu kadar değerlidir. Doğrudur hocam. Burası bir fantezi sahası değil. Evet. Bir pop şarkısı değil, evet, insan hayatı. Çok kıymetli. Keşke hocam, sizin dedikleriniz çok güzel, çok değerli cümleler ama... Hele hele son günlerde yaşadığımız bu terör hadiseleriyle kaybolan canları düşününce, evet, insan bir kez daha hani programa girerken söylediğiniz, evet, gibi acı içerisinde hissediyor. Bu kadar insan hayatı kıymetliyken bu kadar kolay yok olmamalı. Hocam şimdi programımızın başında değindik o konuya. Ben şimdi haftada bir köşe yazılarımız da var Haberin Gündemi sitesinde. Yani yazamıyorum artık. Yani her hafta bir başsağlığı, bir işte aman Ankara, canım Ankara. Bir dahaki hafta işte aman ya, şimdi çok da melankoliye girmek iyi bir şey değil. Hoş bir şey değil. Yani hakikaten umutlu olmak, ümit var olmak, geleceğe dair bir plan program içerisinde olmak lazım ama insanız sonuçta. Bizim de kapasitemiz bir yere kadar. Yapmayın. Yani sevgili devlet büyüklerimiz, lütfen Allah aşkına. Biz ortalama sıradan insanlarız. Sizin yönetiminizin altındayız. Lütfen Allah aşkına, ne kadar titiz yapılabiliyorsa, ne kadar güzel yapılabiliyorsa, ne kadar itinalı yapılabiliyorsa o kadar yapın. Hocam hatırlattı ya, araya girdim. Hocam invazif yöntemlerle başladık ya. Son birkaç dakikamı sözü, tabii, size bırakıyorum. Şimdi yani siz bizim cerrahlar, buradaki, işte, buradaki ana yeni trendleri, yeni silahlarımız şunlar. Artık biz bazı ameliyatlarımızı küçük kesilerle yapıyoruz. Bunu kozmetik amaçla değil hastanın rahatı ve fonksiyonları korumak adına yapıyoruz. Dokuya son derece saygı gösteren ameliyatlar yapıyoruz. Evet. Gereksiz fantazi işlere kaçmıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu işlerin artık genç hastalara indiğini bildiğimiz için örneğin koroner bypass ameliyatlarımızda daha çok arteriyel gref kullanıyoruz. Size söyledim, açık kalma oranları çok yüksek. Çok bu hasta ameliyat olduğu zaman artık kalpten ölümü unutturuyoruz ona. Çok güzel hocam. Çok güzel. Yani bu mesleki tecrübelerim içerisinde kısa bir dönem anjiyo servisinde çalışmışlığım var hocam. O dönemden o anestezi sonrası tekrar gelişme risklerini de gözlemleme şansım olmuştu. Ama öyle hastalarımız vardı ki hakikaten o hastayı ameliyat almak cesaret isterdi yani. Ve inanılmaz. Burada şunu da eklemek istiyorum. Demin söyleyecektim. İyi ki çağrışımı yaptırdınız. Bakın, stentlenemeyen, kötü ventrikül fonksiyonlu, diyabetik, kapağı kaçıran bir sürü hasta var. Kalp yetmezliği içerisinde yaşıyorlar. Kötü günler geçiriyorlar ve maalesef uzun yaşama süreleri yok. Bakın, bunlar ameliyat olmaz diye bir şey yok. Evet. Bunlar ameliyat olur. Yani bunları ameliyat ettiğiniz kadar cerrahsınız. Herkes güllük gülistanlık, ventrikül fonksiyonu güzel, damarları gayet düzgün hastayı herkes ameliyat eder. Buradan ünlenerek şey devri bitti artık. Evet. Hocam hocamı kızdırmışlar, öyle anladım. Değil mi yok hocam? Kızdırmış değil. Yani bu tip hastaların da tedavi şansı var. Evet. Tabii ki de hocam. Elinize sağlık. Bizim programımızın ismi, kesiyoruz arkadaşlar. Tamam. Bizim programımızın ismi İyi Bir Doktor. İyi Bir Doktor ismi niye koydum? Hakikaten mesleğini güzel yapmaya çalışan, iyi yapmaya çalışan doktorları, hocalarımızla programı götürmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Arkadaşlar ilerleyen haftalarda İyi Bir Doktor yeni konuklarla, yeni hocalarımızla tekrar ekranlarda sizlerle buluşacak. Bugünlük hocam son sözünüz alarak programı bitirelim. Profesör Doktor Ahmet Hocalı hocamla birlikteydik. Kalp damar cerrahisinde yeni yöntemler, yeni gelişmelerden bahsettik. Hocam son bir cümle ama arkadaşlar kötü kötü bakıyorlar, bitirelim. Buyurun hocam. Son cümlem, kalbinize değer verin, insan ömrüne değer verin ve kalbin vefalı bir organ olduğunu asla unutmayın. Teşekkürler hocam. İyi Bir Doktor bu akşam Profesör Doktor Ahmet Hocalı'la birlikteyiz. Kendisi kalp damar cerrahisi uzmanıydı. Kalp damar hastalıklarında invazif yöntemlerde yeni gelişmelerden bahsettik. İlerleyen haftalarda yepyeni iyi konuklarla, iyi doktor konuklarla beraber buluşunca